kaynamaya başladı. Hatmi çiçeklerinin gül benizleri soldu. Vişne suyu olduğu için de şöyle köpürüyor. Güzel güzel kaynıyor. Arkadaşlar, hatmi gül çiçeğinin içini hazırlamak için, sarmanın içini hazırlamak için önce pirinç. İkisi de bağlı. Ne kadar saracaksanız o kadar çok hazırlayabilirsiniz. Pirinç. Şöyle pirinci ıslatacağım. Pirinci ıslatacağım. Islansın pirinç. Çiçek dolmasının içini hazırlamak için ilk önce soğanları ufak ufak doğradım. Soğanlar öldü, kavruldu yani. Azıcık da taze soğan. Taze soğan koyacağım başına. Onlar da ölecek. Kuru soğan geç kavrulduğu için taze soğanı sonradan koydum. Tamamdır. Bu da kavruldu. Ateşi kapatacağım. Dinlenecek. Gül çiçeği, Gül Fatma dolmasını iç harcını hazırlamak için malzemeler arkadaşlar. Hazırlayalım. Pirinç, şöyle biraz fazlaca pirinç, pirinçten az bulgur. Malzemeler size bağlı. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bulgur, öldürmüş oldum. Kuru soğan ve yeşil taze soğan. Soğan, taze soğanı da koyduk. Baharatlardan reyhan kurusu, sumak ekşisi, çok az kimyon, tuz, pul biber, karabiber, nane kurusu. Birer çay kaşığı baharat arkadaşlar. Baharatlar bir çay kaşığı. Size bağlı. İsterseniz çok atarsınız, isterseniz az atarsınız. Ben bir çay kaşığı koydum. Baharatları koyalım. Salça, biber salçası, domates salçası. Gün kurusu olduğu için kıpkırmızı değil, hafiften esmer olur salçalarımız. Çünkü kendi yaptığımız salçalar gün kurusu arkadaşlar. Maydanoz dereotu, taze. Onları da koyalım. Maydanoz, dereotu. Bir tane de yumurta. Neden yumurta koyuyoruz? Daha güzel tutuyor harcı. Yaprak sarmalarında bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. Bu sefer koyayım dedim. İyice karıştıracağız. Yağ var. Yağ var. Soğan kavururken yağını koymuştuk zaten. Sıvı yağla öldürdük soğanı, ayçiçek yağıyla. Birazcık da zeytinyağı. Birazcık da zeytinyağı koyuyoruz içi, iç harca. Ondan sonra da iyice karıştıracağız. İyice karıştıracağız. Çiğden koydum salçayı. Siz isterseniz kavurabilirsiniz. Hatmi gül çiçeklerini toplayacağız şimdi. Şuralarından koparı koparı veriyorum.
Şöyle. Toplaması bile çok güzel. Arkadaşlar, Gül Fatma çiçeğe dolduracağımız zaman ilk önce dolmanın içini hazırlayıp çiçekler öyle toplayacağız. Neden derseniz çiçekler toplandığından kısa süre sonra büzüşür, dolduramayız. Kabak çiçeği gibi. O yüzden çiçekleri içi hazırladıktan sonra toplayacağız. Püf noktalarından bir tanesi budur. Hatmi gül çiçeği dolması yapmanın. Harcı hazırladık. Gidip Hatmi gülleri, Gül Fatmaları topladık arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Püf noktalardan bir tanesi de şurada içinin göbeğini dibinden kesiyoruz. Şöyle. Kesmemiz kesinlikle şart. Acı olur arkadaşlar. Acı olur. O yüzden kesmeliyiz. Bayağı da şöyle var. Arılar buradan polen alıyor. Beyazı, çok uçuk pembesi diyebilirim. Göbeklerini kestiğimiz hatmi gül çiçeklerini şöyle yıkayacağız. Narin bir şekilde, ovuşturmadan. Yıkadığımı içleri zemine gelecek şekilde şöyle koyuyorum. Tencerenin dibine birazcık sıvı yağ koyuyorum. Ayçiçek yağı. Şöyle. Yağ koydum. Tamamdır. İçi alalım önümüze. Saralım. Dolduralım yani. Küçük bir kaşık alayım da. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle koyuyorum. Yeteri kadar. Şöyle. İyice bastırarak.
Yeteri kadar harcı koyuyoruz. Şöyle iyice sıkı sıkı bastırarak tencereye diziyorum. Daha önceki tariflerimde arkadaşlar şu saplarını şöyle koparmıştım. Koparabilirsiniz. Kızım Özlem sapından tutup yemesi daha güzel oluyor, daha zevkli oluyor. Saplı olsam ne olur deyince onu kırmamak adına ben de bu sefer saplı dolduruyorum arkadaşlar. Siz saplarını kesebilirsiniz, alabilirsiniz yani. Bastıralım. Bastırmazsak şurada tencerenin dibinde açılabilir. Açılır. O yüzden bastıracağız arkadaşlar. Bastıracağız. Arkadaşlar, siz isterseniz iki kat taç vardır üzerinde çiçeklerin. Şöyle bakın. Bir de şöyle iki. Üstteki taçlarını alıp şöyle üstteki tacını alıp sapını kırabilirsiniz. Fakat şuradaki tacı alırsanız şunları da temizlerseniz şöyle ne olur? Temizlerseniz yırtık ya bakın. Görülüyor. Görüldüğü gibi yırtık. 5 yırtık. 5 yırtık şöyle. İçi koyduğumuzda dökülür. Pirinç dışarı çıkar. O da hoş bir şey olmaz. Pilava benzer. Bak şuralardan çıkabilir. O yüzden bence taçlarına hiçbir şekilde dokunmayın. İstiyorsanız sadece sapını kırabilir. Birinci sırayı doldurduk. İkinci sırayı nasıl yerleştiriyoruz? İkinci sırayı şöyle yaklaştırayım. Şu aradaki boşluklara koyacağız. Şöyle. Görülüyor değil mi? Görüldüğü gibi aradaki boşluklara şuralara yerleştire yerleştire tencereyi istediğimiz kadar dolduracağız. İstediğimiz kadar hatmi gül çiçeği doldurabiliriz. Bu arada hemen bir şey göstermek istiyorum. İşte bak. Hatmi gül çiçeği mutfağın penceresinin önünde. Alın beni sarın diyor arkadaşlar. Güzelliğe bak. Alın beni sarın diyor. Müthiş görünmüyor mu arkadaşlar? Şuna bak. Görünüşü yeter. Asaleti yeter gül fatmaların.
Hatmi Gül, Gül Fatma çiçeklerini doldurduk. Açılmaya çok meyilli çiçekler. Açılıverecekler, şöyle dağılacaklar. O yüzden suyunu koymadan sarma kapağını üzerine yerleştireceğim. Şöyle narin bir şekilde yavaşça. Tamamdır. Sarma kapağını yerleştirdikten sonra vişne suyu. Dondurmuştuk. Dondurucuda zapt etmiştik. Çıkardım. Çözüldü buzu. Suları aktı. Görüldüğü gibi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle vişne suyunu dökeceğim. Hatmi Gül çiçeği ekşi güzel oluyor arkadaşlar. Ekşi olmazsa hoş olmuyor. O su yeterli değil. Biraz da su. Su koyacağım. Ekşili ekşili güzel oluyor hatmi çiçeği dolması. Bir bardak kadar vişne suyu. 2 bardak kadar da çeşmeden su ilave ettik. Şöyle üzerini bürürcesine değil de tam dolmaların hizasında doldurduk suyu. Pişsin. Kısık ateşte yavaş yavaş Hatmi Gül dolmamız pişecek. Evet arkadaşlar, yeteri kadar kaynadı. Tutabileceğim bakalım sarma üstünü nasıl alacağım onu? Çatalla alayım değil mi? Evet. Ben alabilir miyim acaba? Bilmiyorum ki. Deneyeyim mi? Nasıl alacağız? Evet, tuttum aldım. Tamam. Evet. Sarmamız pişti. Yeteri kadar şöyle vişnenin suyunu koymuştuk ya. Evet. Vişne. Şimdi de vişnelerini dökeceğim. Ama ne güzeldi ya o sarma vişneni ya. Güzel miydi? Oo. Bu daha güzel olacak. Yaprak ekşili. Bunda hiç ekşi yok ya. Hatta gül içinde. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle dağıtıyoruz. Dağıt verelim üzerine vişneleri. Evet, dağıttık. Sarma kapağını da aldıktan sonra kapağını kapatıp sadece vişneyle 5 dakikada kaynayacak. 5 dakikada. Kapatmıştık dolmanın altını. Birazcık demledikten sonra zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle hafiften. Çok lezzet veriyor arkadaşlar. Nasıl, tabii. Çok lezzet verir zeytinyağı. Zaten lezzetliydi. Şimdi lezzet 10 kat arttı. Evet, zaten lezzetliydi. Şimdi lezzeti 10 kat arttı. Ne yapacağız? İyice demledikten sonra servise hazır oldu. Hatmi Gül dolmamız arkadaşlar. Afiyet olsun Şahin Vido'ya. Afiyet olsun Şahin Bey'e, kızlarıma. Evet. Demledi Hatmi Gül dolması. Şöyle alayım. Özlem, senin istediğin gibi saplı saplı sardım. Evet anneciğim, ben böyle daha çok seviyorum. Tutup tutup yemeği değil mi? Şöyle gösterelim. Göstereceğim dur saniye. Bir iki tane maşayla tutamadım da alıyorum. Ekşisinin geçmesi çok güzel oluyor vişneyle. Efendim? Ekşisi geçiyor ya vişneyle. Çok güzel oluyor. Evet kuzum, güzel oluyor. Şimdi içini sar, hani sarmanın içerisini yarıp gösterseydin Nişer abla dediler. Nasıl yiyeceğiz bunu? Şuradan sapından tutuyoruz. Şöyle çıkarıyoruz tacını. Tacını çıkardık. Görünüyor mu kuzum? Evet anne. Şöyle tacını.
sapından tutup hop ağzınıza götürüp tacı çıkar da ben çıkarmamızı hani nasıl çıkarıyoruz onu gösteriyorum. Şöyle çıkarıp yiyeceğiz. Şu şekilde. Yarayayım mı? İçini. İçi işte. Flaşı yak istersen çok görünmüyor sanki değil mi? Evet biraz. Şimdi görünüyor. Daha iyi oldu evet. Ha, tamam. İşte bak içi arkadaşlar. Sarmanın içerisi gibi yumuşacık. Pirinçle bulgur. Bir tane daha tacın şu şekilde tacını çıkarıyoruz. Şuraları dikenli oluyor, yenmez. Şundan gösterelim. Açılmıyor, patlamıyor. Çiçekler sandığımız kadar narin değil. Yani sarma yaprağı kadar dayanıklı. Şöyle çıkarıp yiyeceğiz arkadaşlar. İşte al batır hop. Yapıp yiyenlere afiyet olsun, şifa olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgilerle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.